Hayırlı bayramlar dostlar. 9 Temmuz 2022 hepinizin bayramı mübarek olsun diyerek videomuza başlangıç yapalım. Çok sayıda haberimiz var. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi tarafından dün akşam saatlerinde bir mektup yazıldı. Temsilciler Meclisi'nin 35 üyesinin Türkiye'ye F-16 satışının ve uçakların modernizasyon kitlerinin satılmaması için ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazdığını görmektesiniz. Bizzat 8 Temmuz akşam saatlerine yayınlanan mektupta kimlerin imza attığı da burada görülmekte. Bu haber bizi şaşırtmıyor. Zaten Temsilciler Meclisi geçen günlerde yayınladığı haberde ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazacağını duyurmuştu. Özellikle Yunan-Rum lobisinin burada devreye girdiği ve Türkiye F-16 satılmaması için Biden'a baskı yaptığı belirtiliyor. Biden derken Biden ne yapıyor derseniz, daha doğrusu Biden ne yaptığını bilmiyor. Çünkü ABD Başkanı Biden yaptığı konuşma esnasında kendisi için yazılan cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku şeklinde notları da okuyor. Bu şekilde komik bir video paylaşılmış durumda. Bu haber bu şekilde dostlar. Diğer haberleri aktaralım. İran İçişleri Bakanı eski yardımcısı 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı reformist politikacı Mustafa Tajzade, Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı tarafından gözaltına alındı. Muhtemelen İsrail ajanı olduğu için gözaltına alındığı da belirtiliyor. Baykar'ın Litvanya'ya hediye ettiği Bayraktar TB2'nin 326. üretilen TB2 olduğu da ifade ediliyor. Avrupa Sınır Güvenliği Teşkilatı Frontex, Yunan sahil güvenliğine Adalar Denizi'nde kullanmak için bir adet İsrail üretimi Heron 1 insansız hava aracı tedarik etti. Heron 1'lerin Yunanistan'a teslim edildiğine dair Girit Adası'ndan fotoğrafların yayınlandığı da belirtilmiş. Yunanistan bunu göçe karşı kullanacak ki muhtemelen amacı dışında kullanmaya çalışacaktır. Bu şekilde tevkiat yapılmış. Yine dostlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Taşımacılık Komutanlığı U.S. Transcom tarafından da görüntüler yayınlanırken burada her zaman olduğu gibi yapılan sevkiyatlar dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri genellikle gemilerle Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya yoğun sevkiyat yapıyor. Bugün bayram olduğu için Yemen'de bir kez daha ateşkes ilan edildi. Yemenli tarafların mutabık kaldığı ateşkes hakkında Dışişleri Bakanlığımız tarafından da açıklama yapılmış. Geçen günlerde dostlar Ukrayna askerlerinin Yılan Adası'na Ukrayna bayrağını diktiğini, daha sonrasında Rus ordusu tarafından vurulduklarını söylemiştik. Yeni net görüntüler ortaya çıkıyor. Ukrayna askerlerinin adaya geliş anı Ukraynalı askerler tarafından servis edilen görüntülerde net olarak görülmekte. Dün Suriye'de Beşar Esad Halep'i 10 yıl aradan sonra ilk kez ziyaret etmişti. Buradan da bir adet video paylaşılmış. İlginç bir biçimde Halep'in doğusunu ziyaret eden Esad'a destek gösterileri yapılırken dün maalesef yine üzücü bir karar alındı. Bu kararın görüşüldüğünü söylemiştik. Rusya, Birleşmiş Milletler'in Suriye halkına Türkiye üzerinden yardım yapmasını veto ediyor. Yani böylelikle iki sınır kapısı açıktı. İki sınır kapısı da İdlib'e kapatılmış olacak. İdlib'e herhangi bir insani yardım malzemesi böylelikle ulaşamayacak dostlar. Dün bununla ilgili haberi servis etmiştik. Rusya Suriye konusunda elini güçlendirmek ve katil Esad'ı tekrar meşrulaştırmak için yardımların rejim denetimi altındaki bölge üzerinden yapılmasını talep ediyor. Dolayısıyla Türkiye'den sınır kapılarından bundan sonra o bölgeye yardım yapılamayacak. Diğer haber dostlar, Irak Türkmenleri maalesef Peşmerge tarafından gördükleri baskıyı anlatıyor. Irak'ın Erbil kentinin Kaleli Türkmenleri 2009 yılında tahliye edilen ve restorasyon çalışmalarının sürdüğü mekanda geçmişte çoğunlukla Türkmenlerin yaşadığını, kale sakinlerinin çalışmak için Kayseri çarşısındaki dükkanlara indiğini, ancak zamanla çeşitli nedenlerle buradan sürgün edildiklerini belirtiyor. Irak'ın ayrılıkçı bölücü bölgesel yönetimi IKB'ye tarihi kaleyi koruma bahanesi altında 2009 yılında Türkmenlerin evlerini boşaltma kararı almıştı. Mezopotamya'daki ilk şehirleşmenin merkezlerinden kabul edilen tarihi kalenin 2009'da başlayan restorasyon çalışmaları bu tarihten beri bitmek bilmedi. Kalenin çoğunluğu Türkmendi, Türkmen dili konuşuluyordu. 2000 ila 2003 yılları arasında Irak Türkmen Cephesi Başkanlığını yapan ve 1968'de Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Sananahmet Ağa'da 1943'te Erbil'in Tekiye Mahallesi'nde doğdu. Kendisi olanları aktarıyor. Önemli bir gelişmeyi aktaralım. Genelde her operasyon öncesi Süleyman Şah Türbesi ziyaret edilir. Fakat bu sefer bayrama yakın geldiği için bayramdan dolayısıyla ziyaret edilmiş de olabilir. Yani operasyon veya bayram, iki neden var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komuta Kademesi Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bilindiği gibi daha öncesinde dostlar birkaç kez Süleyman Şah Türbesi o bölgeden ülkemize taşınmıştı. Ki şunu hatırlatalım, terör örgütü DH sık sık türbeyi vurmakla tehdit etmişti. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever'le bölgeye gidiyor. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan oturumda dün sabah uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo için saygı duruşunda bulunulduğuna dair de haber paylaşılıyor. Yine Cezayir'de S-300'lerin görüntülendiği haberini aktarmıştık. En net görüntüsü paylaşılıyor. Cezayir'de S-300 PMU-2 Cezayir Bağımsızlık Günü geçit törenlerinde görüntülenmiş durumda. Yine Rusya'dan alınan Pantsir-S hava savunma füze sistemleri de bölgede görüntülenmişti. Yunanistan'da General Ziyaziz konuşuyor. Ege'nin grileşmesi için Kardak krizi yeterli değildi. Madrid Anlaşması'na ihtiyaç vardı açıklamasını yapıyor. Neden durup dururken bunu söylüyor derseniz, çünkü dün 8 Temmuz tarihinin yıl dönümüydü. 8 Temmuz 1997 tarihinde Yunanistan'la Türkiye arasında Madrid Anlaşması'nın imzalandığı da hatırlatılmış. Yine Yunanistan'da Heron'ların alınması da gündem olmuş durumda. İlk operasyonel uçuşunun yapıldığından bahsedilmiş. Buradaki haberde de dostlar zemini risk konuşuyor. 20 Temmuz'da Erdoğan işgal edilenlerin ilhakını ilan edecek açıklamasını yapıyor. Ki onların işgal edilen dediğine bakmayın arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyor. Ağlaya ağlaya duramamışlar. Türk işgali kara yıl dönümü gününde bunun olacağı kaydedilmiş ki dediğimiz gibi bu saçma cümleler onlara ait. 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilhakını açıklayacak ve bu haber Washington'da bilgi olarak dağıtıldı ifadesini kullanıyor. Yunan-Amerikan lobisinin başkanı, Türk Cumhurbaşkanı'nın 1974'teki 20 Temmuz'un yıl dönümünde adayı ilhak edeceğini belirtiyor cümlesini kullanmışlar. Bunun dışındaki haberler Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım sağlayacağını duyurdu. Çok namlu roket atarlar ve mermiler içeren 400 milyon dolarlık askeri yardım sağlanacak. Kiev'e 3 adet taktik araç yine gidecek dostlar. Bu da not düşünmüş. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Nukus'ta bir bakım evinin ve bir cerrahi merkez şubesinin açılmasını emrediyor. Yıllardır Özbekistan'da özellikle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ne gereken yatırımı yapmayan, bölgenin en zengin petrol yataklarına sahip olan nokta olduğunu hatırlatalım. Fakat halkı fakirlikten göç ediyor. Şimdi olaylar çıktıktan Özbekistan Cumhurbaşkanı dün yayınladığı haberde bilindiği gibi bölgeye teknopark kurulacağını söylemişti. Bugün de bu şekilde cerrahi merkez ve bakım evinin kurulacağı duyuruldu. Ne oluyorsa bir anda olaylardan sonra Karakalpakistan tekrar aklına gelmeye başlamış durumda. Bu şekilde de haber aktarılmış. Evet dostlar, tekrardan bayramınız mübarek olsun diyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.